Pırasa ve balkabağını incecik doğrayıp buharda yumuşayana kadar pişiriyorum. Bu arada bir kasede yumurta sarısı, peynir ve kekiği karıştırıyorum. Pırasa ve balkabağının yumurta karışımına katıp tereyağı koyduğum tavada pişiriyorum. Afiyet olsun. Merhaba sevgili anneler. Bize çok fazla kahvaltıda ne verebilirim soruları geliyor. İlk başlarda kahvaltı biraz zor oluyor. Çünkü kahvaltı alışkanlığımız olan peynir, yumurta daha 8. aydan sonra hayatımıza girdiği için. Ama daha sonrasında da aynen bizler gibi çok lezzetli ve zevkli kahvaltılar edebiliyorlar. Evet, şimdi bugün size 9. aydan itibaren verebileceğiniz bir kahvaltıdan bahsedeceğim. Aslında 8. aydan itibaren verebilirsiniz. Çünkü bal kabağı ve pırasayı 6. aydan itibaren verebiliyorsunuz. Ve çok yararlılar. Ondan sonra beyaz peynir var. O 8. aydan sonra hayatımıza giriyor. Yumurta ama sadece yumurtanın sarısı, beyazı değil. Biraz tereyağı ve çok hafif kekikle çok güzel bir omlet yapacağım size. Umarım siz de, evdekiler de yiyebilir aslında, çok zevkli ama büyükler de çok severler. Şimdi öncelikle sotelemek istemiyorum, hani daha kıtır kıtır oluyorlar diye, bebekler daha rahat yesinler diye sebzeleri sebzeleri buharda pişireceğim. Burada sebzeyi ben az yaptım ama siz çok yapıp başka şekilde kullanmak için saklayabilirsiniz. Bal kabaklarını minnacık kestim. Arzu ederseniz rendeleyebilirsiniz ama 9. aydan sonra artık yavaş yavaş biraz daha pütürlü şeyleri yemeleri iyi oluyor. Bu bal kabağı da yumuşadığı zaman omletle birlikte zaten ezilecek. Ve çok güzel bir rengi oluyor. Çocukların hoşuna gidiyor. Pırasa ile ikisi bir arada. Onları da koydum. Şimdi onlar pişe dursunlar. Suyu ısıtmıştım. Ben de omlet karışımı yapmak için bir yumurtanın sarısını ayıracağım. Ondan sonra içine birazcık labne peyniri, başka bir peynir de koyabilirsiniz. Tuzsuz bir peynir. Güzel bir tat veriyor diye. Ve biraz kekik koyuyorum. Bu beyazın, yumurtanın beyazını bu arada gördüğünüz gibi bebeklere vermiyoruz ama evde 1 yaşından büyük çocuğunuz varsa veya siz kendinize de yapabilirsiniz. O yüzden aynı omleti kendinize yapıp bu beyazı da ona katarsınız. Böylece de ziyan olmaz. Evet, hepsini karıştırıyorum şöyle. Yumurtanın sarısı, labne ve kekiği. Evet. Karışım hazır. Onu şöyle kenara alıyorum. Tereyağım varsa sonra tereyağı var omleti yapmak için. Bir 10 dakikaya hazır olur bal kabağı ile pırasa. Ondan sonra da omletimizi yaparız. Ben o sırada bir mutfağı toparlayayım. Evet, yaklaşık 7-8 dakika geçti. Hemen hazır oldu. Çok çok küçük kestiğim için. Bal kabağı da çabuk pişiyor zaten. O yüzden şimdi çıkarıyorum. Her seferinde aynı şeyi söylüyorum ama aman diyeyim. Şunlara dikkat edin, çok yakıyor. Şöyle hafif açıyorum. O birazcık soğuyacak. O sırada şunu kenara koyalım. Tavanın altını açacağım. Evet. Sebzeleri şimdi yumurta karışımımıza geçireceğim. Bu karışımı eğer bebeğiniz daha henüz bu kadar
pütürlü yiyemiyorsa, aslında 9. aydan sonra doktorlar yavaş yavaş vermeyi öneriyorlar ki çocuklar alışsınlar diye, hani püreden artık vazgeçmeniz. Hatta bazı doktorlar daha erken zamanda da söylüyorlar. Ama eğer çok şey değilse, hazır değilse şey yapmaya, söyleyin adını, bunu yemeye, bunu hafif böyle çatalla ezebilirsiniz. Nasıl yumuşadı bütün şeyler. Bunu bir yaşından sonra yaptığınızda evdeki çocuklara azıcık süt katabilirsiniz. O süt kattığınızda sulanıyor. Zaten beyazı da yumurtanın şey olduğu için, içinde olacağı için çok daha fazla sıvısı oluyor. Şimdi ben tereyağını katacağım. Şöyle küçük bir küpte. Karışımım hazır. Bir de kapak alacağım üstüne. Ops. Bu göbiş büyüdükçe ben bir yerlere yetişemez oldum. Ondan sonra... Evet. Evet, şimdi karışımı... Güzelce döküyorum. Oh, mis gibi. Şöyle üstünü kapayacağım. Kapadığım zaman iki taraflı daha rahat pişiyor ama altını kısacağım birazcık ki yanmasın diye. 2-3 dakikası var. Şurayı toparlayayım, omletimiz hazır. Bunu böyle sabahleyin, sabah uyandığı zaman hani bebeğinize vereceğinizde omleti hazırlayıp çok minik parçalara bölebilirsiniz. Ben kızıma bunu çok yaptım. Tabağın üstüne koyuyordum. Mutlaka yanında duruyordum. Ama eliyle kendisi, yani soğuduktan sonra tabii, ılındıktan sonra eliyle kendisi yesin diye izin veriyordum. Ne olur buna dikkat edin. Çünkü çok fazla anneden cevap, soru geliyor bize. İşte benimki kendi kendine yemiyor, ne yapmalıyım diye. Bunun için alıştırmak gerekiyor. Nasıl her şeyi öğreniyorlar? Bu da öğrendikleri bir şey. O yüzden hani böyle güzel masa, yani mama sandalyesinin önüne koyup tabağın üstüne. Ondan sonra yanına oturun siz de. Ya da siz de kendinize kahvaltıyı hazırlayın. Zaten beraber yemek çok daha güzel bir şey. Ondan sonra o da sizi gördükçe sizin yediğinizi, o da kendisi eliyle yemeye başlayacaktır. Tabii ki o ayda bir çatal beklentisi olamaz 9. 10. 11. ayda ama yavaş yavaş ona da alışacaktır. Çok da keyifli oluyor. Evet efendim, bu piştiği zaman hazır, 2-3 dakikaya hazır olacak. Her zamanki gibi sorunuz, yorumunuz varsa bize ulaşın lütfen. Çok hoşumuza gidiyor size cevap verebilmek. Ve de bizi Instagram'dan, YouTube'dan, Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Ben biraz sonra bunu birazcık çevireceğim. Ondan sonra mis gibi hazır olacak. Hoşça kalın, afiyet olsun.